Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir prizma sorusunu birlikte yorumlayalım. Sorumuz, yarıçap uzunluğu 6 cm olan kürenin içine en büyük hacimli koni yerleştiriyor. Burada bir küre verilmiş, bunun içine en büyük hacimli bir koni yerleştiriliyor. Koninin yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. Tam da AYT tarzında harika bir soru. Şimdi yüksekliği çizdiğimde koninin yüksekliğini çiziyorum. Bu haş olsun arkadaşlar. Ve kürenin merkezinden bir yarıçap çiziyorum. Bu da yarıçapı 6 verdiği için buraya 6 yazıyorum. O zaman yukarısı da 6 olur. Burası da haş eksi 6 olmuş olur ve buraya da R diyebilirim. O zaman buradan bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısından R kare artı haş eksi 6'nın karesi eşittir 6'nın karesinden. Buradan düzenleme yaparsam R kare artı burada tam kare açılımını yaptığımda h kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 36 dediğimde yani buradaki R kare ifadesi eşitliğin diğer tarafına atarsam h kare artı 12 h olmuş oldu. Peki hemen koninin hacim formülünü hatırlayalım. Hacmi şudu. V eşittir pi R kare h bölü 3'tür. O zaman ben bize en büyük hacimli dediği için yani türevini alacağım. Türevini alırsam şöyle olmuş olur. Şurada R kare yerine önce türevini almadan şöyle yapalım. Hacmi tekrardan düzenleyelim. Yani R kare yerine h aynı birimden yazmış olalım. R kare yerine eksi h kare artı 12 h yazıyorum. Çarpı yükseklik bölü 3'tür. Burayı biraz düzenlersem şu h'ı içeriye dağıtırsam arkadaşlar. Şöyle dağıtırsak o zaman pi bölü 3'ü başa alayım. Ne olmuş oldu? Eksi h küp artı 12 h kare olmuş oldu. Evet şimdi türevini alıyorum. Çünkü en büyük istediği için hemen türevini alıyorum arkadaşlar. Pi bölü 3 sabit sayı kalsın. Parantez için türevini aldığımda 3 h kare artı 24 h ve burayı sıfıra eşitlediğimde arkadaşlar şurayı sıfıra eşitlediğimde şöyle olmuş olur. 3 h kare eşittir 24 h olmuş oldu. H'ların biri giderse 3'e böldüğümüzde o da ne olacak? H 0 veya 8 olmuş olacak. Demek ki benim aradığım koninin yüksekliği 8'dir ve cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim sevgili gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, takipte kalın.